Ne kadardı diğer tekneyle arasında? Vallahi 400-500 metre vardı, yetiştik. Allah. Gayet yeni yetiştik. Tamamen gömüldü mü tekne? Yani. Tamamen battı. Eyvah. Kim vardı içinde? Bizim köylü komşu Halil abiyle Raşen yenge vardı. Ekiyle mi? Ekiyle mi evet, balık? Evet, ekiyle ikisi. Çok tehlikeli şu anda ya. Yani buz kaydığı için çok tehlikeli. Rüzgar bir yandan kaydı. Siz neden geri dönüş yaptınız? Sizde de mi sıkıntı oldu? Bizde de bir sıkıntı oldu. Kayık elindi. Su almaya başladı. Biz de yardım edemedik. Aslında normalde yardım etmemiz lazımdı ama kayık elini kendimiz kıyıya zor çıkardık. Arkasından dümenim oradan. Tam pervanenin üstünde. Vallahi. Kadim abi benim mi? Burası da öyle. Şunlara baksana. Otel. Ağlarınızı. Toplayamadık arkadaş, yani kayık batınca toplamaya gidemedik yani. Delinenler de olmuş herhalde diğer arkadaşların. Yani, tabii arkaları delindi, baksana kayıkların öbür bizim oğlanın delindi, bu arkadaşın delindi. Bunu mecburen karı koyup gidemedik yani, toplamamız mümkün değil çünkü kayığı kurtarmak zorunda kaldık. Kayık deli olmasa zaten batmayacaktı, batık olunca tabana indi zaten. Gelirse ancak önü havalandı. Önüm havalanmasıyla işte kıyıya çektik, içi de öyle boşaldı. Kaç tekne çıkmışsınız buradan oraya? Beş taneydi. Beş tane. Beş tekneydi. Beş tekne. Arkadaş bakmış bizi. Daha önce nereye gitmiştik. Nerede? 600 metre abi. Falan bir gece geçtik ve gittik çektik. Yani baktık. Ben ayıklıya bu yüzünü baktık. Yerde şunu gerçek çok aradı. 5-6 ay araya araya zorladı. Ondan sonra da bize çıkardı. İnternete bağladı. 3 tane de kayıp bağladı. Hadi anne abi. Giderken abi. Peki abi, geçmiş olsun tekrar. Gölü açıldı. Açıldı. Kırarak geliyor her gün olduğu gibi. Bugün de buzu kırarken herhalde kayığın ön tarafından bir çatlama meydana gelmiş. Tabii 4-5 kayık olunca tekne olunca anında müdahale edildi. Yani bu teknelerden. Tek tekne olsa sıkıntı değil mi? Tabii tek tekne olsaydı orada buzun üstünde veya gölde. Ve tekne komple suyun davanına battı yani buzun altında. Öbür arkadaşlar müdahale ettiler. Biz de kıyıdaydık. Onları bekledik. Yani mücadeleden sonra tekneyi suyun üzerine çıkarıp başka bir teknenin vasıtasıyla limana asılındı. Şu anda da gördüğünüz gibi tekne kıyıya tamir için götürülüyor. Herhangi bir can kaybı falan yok. Normalde başımıza gelen bir olay değildi ama ilk defa mı yaşanıyor bu bölgede?